Herkese merhaba, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yani alıştığınızın dışında bir şey yapacağım. Bir vlog tarzı bir şey yapacağım. Bu vlogu çekmemin sebebi Piti ile bizim çok güzel bir anımız olacağını düşünüyorum. Bugün ilk kez Piti ile beraber veterinere gideceğiz. Aşıları yapılabilecek durumda ise yapılacak. Cinsiyetini öğreneceğiz, veteriner sorularımız olacak falan filan. Şimdiye kadar bu güzelliğe hep hanımefendi dedim, prenses dedim. Acaba erkek mi diye düşündürüyor beni. Çok heyecanlıyız cidden. O yüzden bu anıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. Instagram'da zaten bununla ilgili bir anket yaptım. Hani tahminlerinizi almak için sizin. Bakalım kimler haklı, kimler haksız çıkacak. Yani sağlıklı olsun da gerisi pek önemli değil. Minibular. Piti şu an çok şaşkın çünkü dışarı çıktı. Üniversitedeki veterinere gideceğiz. Ben daha önce hiç gitmedim oraya ama annemler kuş götürmüş bir kere. Piti şu an 3 ayını biraz geçiyor. Yani bize geldiğinde 2 hafta oldu değil mi? Yok. Bize geldiğinde 35 günde. Ha, o zaman 4 aylık falan Piti. Çok büyükmüş bu. O zaman Piti şu an biraz ergenlik çağında. O yüzden yataklara çıkıyor. Evet, yatakların üzerine tuvaletini yapıyor. Onları da sordum veterinere. Öyle. Şimdi yavaş yavaş veterinere ilerliyoruz. Üniversitedeki veterinerlik fakültesine geldik. Normalde korkuyordum Piti şunun içinde darlar mı, korkar mı, girmek istemez, yaramazlık yapar mı diye. Ama çok rahat vallahi, sıcak diye herhalde, otobüs çok sıcaktı. O yüzden böyle iyice yayıldı, aşırı uslu. Umarım veterinerde de o şekilde devam eder, bize hiç zorluk çıkarmaz. Veteriner düşünsün ha. Aynen. Bize yol gösterecekler bence. Yalnız daha fakülteye girmeden bizi köpekler karşıladı. Ay bir tane daha. Aydan, ama bunlar var ya kanka aklınızda. 3 tane doğurmuş. Onu da çekebilirsin. Yok, dişiymiş, pardon ya. Dişi mi? Doğru şey. Ay. Çok sev. Ay daha bir sevdik değil evet. mi? Evet. Ay şey yapabilir miyiz? Kısırlaştırabilir miyiz? Zaman kızdım. Hemen bak. Bu tavşanlarda rutin uygulanmıyor kısırlaştırma şeyi ama. Çok komik dişler. Ben arada açıp bakıyorum da. Çayı normal demleyin. Soğusun. Ilık çayına gözüme pansuman yapın. Ha, anladım. İnsanlardaki gibi. Anladım, bizim gibi. Onun dışında hani ne yiyor? Palet yiyor. Tamam, paleti. Güzel. Arada siz da benim çiçeklerim şey yiyor. Çiçeklerim şey mi? Siz dışarıdan besliyor musunuz? Ne gibi? Yani maruldur işte. Ha, çok nadir kurutuyoruz marulu. Haftada iki kere falan ya da havuç rendeleyip veriyoruz. Anladım. Haftada bir iki açmasın yani çok aynen, fazla olmasın. Zaten hemen yumuşuyor dışlısı. Yani ishal olması çok sıkıntı. Hani ishal olursa maalesef zor oluyor onlar için de. Hayatında tehlike ye geçiyor artık şeydeyken. Aynen. O yüzden hani alıştığı yem dışında çok fazla bir şey vermeyin. Bir de erkek falan yanına düşünüyor musunuz bilmiyorum. Kısırlaştıracağım diyorum. Kısırlaştıracağım. Yok, bu bir evin bir kızı olsun. aşı konusunda. Rutin bir aşılamaları yok. Yok. Sadece hani zamanında böyle inşallah olmaz da uyuz falan olduğu zaman. Ama çok steril bakıyoruz biz buna. Yani o yüzden yapmıyoruz. Öyle dışarı çıkma falan durumu yok. Çıkmıyor. Dışarıda çıkmıyor. Bugün ilk defa çıktı. Onun dışında rutin aşılamamız yok dediğimiz gibi. Parazitler uygulamada hani elzem olduğu zaman çok yapıyoruz. Hani normalde. Biz nasıl anlıyoruz peki onu? Kaşıntı çok fazla olur. Özellikle böyle patilerin alt tarafında kepek serpilmiş gibi böyle şeyler olur, kabuklanmalar olur. He, anladım. Kulakların uçlarında başlar. Orada da olur. Şöyle lezyonlar şekillenir. Onun dışında çok da nadir olsa yüzde de görülebilir şeyde. İlerlerse. İlerlerse.
Siz yani böyle kaşıntı falan görürseniz yani çok fazla, tabii stres kaynaklı da olabilir, gıda kaynaklı da olabilir ama parazitler de olabilir. Yani biz şimdi bu ayın 20'sinden sonra tatile çıkacağız ve ablamız Petrov'la konuştuk. Bir 10-15 gün ona bırakmak zorundayız. Ben de şey diyorum, hani oraya da bir sürü hayvan giriyor, evet, çıkıyor ya. Ha, onun için onu koruyabileceğimiz bir aşısı ya da herhangi bir yani şey var mı? Yani rutin aşılaması yok. Yok. Ama hani geçer mi peki onlardan? Geçme ihtimali var. İşte. Özellikle koku. Adama özellikle söyledim. Vardı. İselle seyrediyor. Tavşanlarda da çok yaygın. Hatta ilerlerse sinirsel bulgular denebiliyor. Onun için bir şey yapabiliriz önce. Yani şöyle ki onun bulaşması dışkının oral yolu alaması, ağızla alamasıyla oluyor. Özellikle böyle enfekte mesela bir şey dezenfeksiyon kurallarına uymayan yerlerde hani eğer önceki tavşanlar varsa. İşte adam ne kadar da şey desin. İşte o sıkıntı. Hani yani ya sen gelme tatile. Ben kalayım evde. Onu da götürün. İşte otel almaz. Alır yani yalnız. Gizlice bence koyun. Gizlice. Çantanıza koyun kırtemeyin. Onu aslında sahiplerimiz çözmüş. Şöyle ki mesela uçakta falan da yanına almak istemiyorlar. Bazı uçak firmaları. Hani bir şey yapıyorlar tıp fakültesinden bir rapor alıyorlar. Psikolojik şeyden, psikiyatriden. Hani benim psikolojik şeyim için onun yanımda olması gerekiyor diyor. Uçağa binemiyorum. Tavşanım da biniyorum diyeceğiz. Aynen. Tavşan. Rapor alıyor, o şekilde gidiyor. Deli diye. Uçakta bir deli var derler. Tavşanım da huzur buluyorum. Tüy dökümüne ne diyorsun? Çok soru sorduk ama. Yok, önemli değil. Onu şöyle ki siz bir gittiğiniz zaman bunu yalnız bırakırsanız bu bir strese girecek. Heh. O zaman biraz tüy dökülmesi artacak. Siz geldikten sonra bir probiyotik başlayalım. Tamam. Hı hı. Ha, onu bilmiyorum. Bak tavşana dikti gözü. Şimdi bizim tavşanımız var da. Al köpeği. Tavşan köpeği mi? Benim sineklere bağırıyormuş. Şu bakışı görüyor musun? Oh. Bizim hastanın patronu. Burada bir hanımefendi var. Evet. Tescillenmiş oldu. Prensesimiz. Aynen. Evdeki dişi nüfus arttığına göre biz de üstünlüğü korumaya karar verdik. Evet. Nüfus olarak da. 3-2 öndeyiz. Evet, kesinlikle. Ay. Şimdiye kadar hep böyle şey dediğim için. Ay kızım benim, ay şey, hanımefendi prensesim dediğim için hep böyle korkuyordum ki veteriner ilk önce erkek dedi ve yıkılmadım da. Bir şok geçirdim. Bir şok geçirdim aynen. Sonra yeniden baktı, ay pardon dişi dedi. Şaka gibiydi Aslında yani. Aslında gözleri yaşardı, çok duygulandı. Ay. Neyse, bu maceranın sonuna erdi. Piti de veterinerde çok uslu durdu bu arada. Herkes ona aşık oldu çünkü. Her gün veterinere bir tavşan gelmiyor galiba. Yani. Öyle. Bu anımızı da sizinle paylaştık. Bu da böyle bir anı oldu. Bebeğimin ilk doktor anısıydı. Neyse, bir dahaki Piti videolarına görüşmek üzere.